Şimdi Pulse Reflex GX3 modelini tanıtacağım sizlere. Makine çok sade bir tasarıma sahip ama metal bir kasaya sahip olduğu için gayet sağlam bir yapıya sahip. Özellikle M42 bayonet kullanıyor. Bu yüzden de birçok lensle uyumlu ki elimdeki lens de Zenith modeline ait bir lenstir. Burada da aynı sistemi görebiliriz. LED şartı şu diğer makinelerin direkt üst kısmında oluyor ama bunlar da body'ye direkt yandan bağlantılı. Bu şekilde de mümkün. Şekilde lensle takalım. Maalesef makinede pozometre yok. O yüzden kendi fotoğraf bildiğiniz optik ve ışık bildiğinizle yapmanız gerekir. Bu yüzden de bir el pozometresi kullanabilirsiniz. Onu birazdan geleceğim. Burada açılıyor makinemiz. Perde sistemi. Çelik jilet perde sistemi olarak zaten diğer perdelerden daha farklı bir şekilde kuruluyor. Bu şekilde basit bir sistem var. Asa ayarı da enstantane tuşunun yine çekerek, kendi çekerek ayarlıyoruz. O da 12'den şöyle göstereyim. 1600'e kadar ayarlayabiliyoruz. Sayacımız burada. Film sayacımız. Bu şekilde basit bir makine. Evet, pozometresine gelirsek bu pozometresiz yani makineler için aslında gerekli bir alet diyelim. Şurada gördüğünüz asa ayarı var, penceresi var. Buradan şu tuşla hangi film asa değerini kullanıyorsak onu ayarlıyoruz. Mesela 800'lük bir film kullanıyoruz diyelim. Burada da din değerini veriyor. Hemen altta da enstantane ve bir üst kısmında da diyafram numaraları var. Burada penceresinde şurada ışık alma bölmesi var. Gördüğünüz gibi ışıklar değişiyor ve ona göre ayarlayıp bize verilen enstantane değerini diye hangi diyaframa karşılık geliyorsa onu seçerek makinemizde mesela şu an 125 enstantane 4 diyaframda gösteriyor. O zaman hemen 125 diyaframa alıp diyaframdan da pardon 125 enstantane alıp diyaframımızı da 4'e getiriyoruz ve çekimimizi yapıyoruz. Bu şekilde ideal görüntüyü de anlatıp bulunuyoruz.